Eczacı Fatih Özçiftçi, 34. Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası Başkanıyım. 6 Şubat sabahıyla depremin tüm acısıyla birlikte tüm eczacılarımız dayanışma içerisinde olarak bölgenin önemli ihtiyaçlarından mama, biberon, bebek bezi, hasta bezi, hijyenik pet temin ederek çokça buradan valilik kanalıyla bölgeye gönderilmesini sağladık. Daha sonrasında bölgenin en önemli ihtiyaçlarından birisi de ilaç ve eczacılık hizmetleri. Türk Eczacılar Birliği vasıtasıyla bizim kendi içimizde bir sistemimiz var. Bu sistem hızlıca açılarak eczacılarımız buraya para yardımında bulundu ve burada ciddi bir para birikti. Daha sonra orada serum ihtiyacı oldu, ilaç ihtiyacı oldu. Yine burada eczacılarımız duyarlılık göstererek depolardan direkt ilaç gönderimi için toplanarak oralara gönderildi. Şimdi orada 10 ilde 26 adet sahra eczanemiz kuruldu. Türk Eczacılar Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası vasıtasıyla 10 ilin tamamına yayılmış durumda ve ilaç eczacılık hizmetleri tamamen eksiksiz orada devam ettiriliyor. Ben de buradan 4 eczacı meslektaşımla birlikte Pazarcık ilçesine gittim. Orada Kastamonu'dan eczacı meslektaşlarımızla beraber oranın eczanesinin kurulumunu sağladık. Pazarcık depremin merkez üssü. Orada daha sonra ikinci eczanemiz de sahra eczanemiz de kuruldu ve vatandaşa, depremzede kardeşlerimize tamamen eksiksiz tüm hizmeti sunduk. Biz 4 gün kaldık. Bizden sonra 3'er gün esasına dayanarak eczacı meslektaşlarımız oralarda görev aldı. Pazarcık'ta ve Kahramanmaraş'ta 12 eczacı meslektaşım görev aldı bizim bölgemizden. Daha sonrasında Türk Eczacılar Birliği'nin koordinesiyle 26 Sahra Eczanesi'nde eczacı odalarına bölündü oradaki görevler. 20, 21, 22 Şubat itibariyle de bu görevi Aksaray Eczacı Odası ve Karaman Eczacı Odası devraldı. Dün sabah 22 eczacı ve eczacı teknisyeni kardeşimizi bölgeye yolladık. Bölgedeki koordinasyonu Aksaray ve Karaman Eczacı Odası olarak biz yürütüyoruz Kahramanmaraş'takini. Vatandaşa orada tamamen ücretsiz ilaç veriliyor. Pharmainbox sisteminde söylenen, toplanan ilaçlar, eksik ilaçların temini depolar kanalıyla sahra eczanelerimize aktarılıyor. Buradan gönderilen ilaçların tamamı orada tasnif edildi. Raf düzeni kuruldu. Sistematik bir şekilde vatandaşa ücretsiz ulaştırımı sağlandı. İlaç çok hassas bir konu. İlacın muhafazası, içinin doz miktarı, miadı çok önemli bir konu. Bizim evdeki ilaç konusunda, kullanılmış ilaç konusunda bir talebimiz olmadı. Yalnız tüm vatandaşlarımız bu duruma hassasiyet gösterdiler, duyarlılık gösterdiler ve ilaçların toplanıldığı bilgisi bize geldi. Pazar pazarında belediyenin ve Atatürk Lisesi'nde, Atatürk Anadolu Lisesi'nde bu ilaçların toplanıldığına dair. Burada tabii biz üzerimize düşeni yapmayı kendimize bir sorumluluk hissettik. Oradaki toplanan ilaçların miyat kontrollerini, içlerinin doz miktarlarını kontrol ederek tasnifini yaptık. Endikasyonlarına göre, neye yaradığına göre ayrı ayrı kolilere koyarak, üzerlerine isimlerini yazarak bölgeye gönderimini sağladık. Oraya gittiğimde de gördüm, Türkiye'nin her yerinden böyle ilaçlar geliyor. Eczacı meslektaşlarımız çoğunu tasnif edip göndermişti. Orada vatandaşa tamamen bu ilaçlar ulaştırıldı. Bölgede gidip de gördüğüm için de söylüyorum, ilaç ihtiyacı tamamen karşılanıyor. Eksik ilaçlar da Türk Eczacılar Birliği vasıtasıyla açılan depolardan gönderimi sağlanıyor. Bu depremden önce başlayan, özellikle hastalığın zirve yaptığı Ocak ayının ortası gibi soğuk algınlığı ilaçlarında, antibiyotik grubu ilaçlarda, özellikle şişeli çocuk şuruplarında ciddi sıkıntı yaşamıştık. Bunun da nedeni daha önceki yani enflasyonist ortam, eczacının ilacın kullanıldığı araç gereçlerdeki fiyatların çokça artması, ilaç fiyat kararnamesindeki euro kurundan kaynaklı. Zaten deprem öncesinden gelen sıkıntılarımız vardı. Ama yani bunu hep birlik olup bir şekilde yani bu acı günlerde beraber tolere etmeye çalışıyoruz. Oradaki 10 ile daha bir pozitif ayrımcılık yaparak oralara hızlıca gitmesini sağlıyoruz. Deprem bölgesinde şöyle söyleyebilirim, orada çok ciddi ilaç toplanmış durumda. Yani vatandaşın tedavisine yönelik karşılanmayan neredeyse ilaç yok diyebilirim yani. Tamamen vatandaşa ulaşılıyor. Ama daha öncesinden hani ilaç yokluklarından kaynaklanan bazı ilaçların bulunamadığı durumlar mevcut. Ama şöyle yani tam muadili olup verilebilecek ilaçlar var. Endikasyon muadili olup onun yerini tutacak başka ilaçlar var. Bu anlamda deprem bölgesindeki hastalarımızın ilaç tedavisinin kesinlikle gecikmediğini söyleyebilirim. Bu anlamda Türk Eczacılar Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası'nın ve tüm eczacı meslektaşlarımın üzerine düşeni yaptığını ve bundan da gurur duyduğumuzu söylemek istiyorum. Büyük bir acı yaşadık. Tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Biz de 49 eczacı meslektaşımızı kaybettik. Allah'tan onlara rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum. Adıyaman Eczacı Odası Başkanımızı kaybettik. Tüm ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.